CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Meltem Bozbeyoğlu. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Zonguldak'ta yaşanan fırtınada 13 denizcinin bulunduğu Kamerun bayraklı gemi ikiye ayrıldı. Karaya oturan gemideki denizciler sağ olarak kurtarıldı. Gemi mürettebatı o korku dolu anları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Mehmet Onur'a anlattı. ABD'nin İsrail'e verdiği destek gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerini de etkileyebilir efendim. 81 yeni yaşına giren ABD Başkanı Joe Biden geçen seçimlerde de en çok gençlerden oy almıştı. Ancak gençler şimdi İsrail destekleyen Biden'a oy vermek konusunda o kadar da istekli değil. CNN International'ın özel haberini izleyelim. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki dosyada Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını inceledi. Daire, itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Zonguldak'ta fırtına ve yağışın ardından batan gemideki 12 kişilik mürettebatta sadece bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gemide aşçı olarak çalışan ve yaşamını yitiren Metin Usta'nın seneler önce de gemi kazasından sağ kurtulduğu öğrenildi. Detaylara bakalım. Efendim, Türkiye'nin doğusu kar yağışı etkisi altında bazı illerde köylere ulaşımın sağlandığı yollar tamamen kapandı. Haliyle mahsur kalanlar da oldu. Sürücülerin de kar lastiği mesaisi başladı. Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada şirketlerin mali müşavirlerden Zümrüt Yerebakan gözaltına alınmıştı. Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Efendim, artan maliyetler site aidatlarına da yansıyor. Ancak bu durumu fırsata çevirmekte kararlı olan bazı site yöneticileri şimdiden %100'ün üzerinde bir zam talebinde bulunuyor. Uzmanlarsa site aidatlarındaki faiz zam oranları konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İzleyelim. Efendim, Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de seyreden İsrail bağlantılı ticari bir gemiyi kaçırdığı anlara ait görüntüler yayınlandı. İsrail yönetimi ise gemide vatandaşlarının olmadığını duyurdu. Geminin Türkiye'den Hindistan'a gittiği iddia edildi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 87 kişi Mısır üzerinden İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşlarını havalimanında dışişleri yetkilileri karşıladı. Efendim, Gazze'den ardı arda tahliyeler sürüyor. Ankara'ya getirilen hastalar Bilkent ve Etlikşehir hastanelerinde kalıyorlar. Sağlık Bakanı son durumu da açıkladı. İzleyelim. CHP grubundan da gündemde Cumhurbaşkanı seçiminde kriter olan %50+1 şartı vardı efendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha anayasa değişikliğine kapıyı kapattı. Özel'in gündeminde mecliste sürdürdükleri adalet nöbeti de vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili konuştu. Işıkhan enflasyonda düşüş beklentilerine dikkat çekti ve 2024'te asgari ücrette tek zam olacak şekilde çalışıyoruz açıklamasında bulundu. Ve Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı Efendim 51. Uluslararası Emmy ödüllerinden büyük bir ödülle döndü. New York'ta yapılan törende Yargı en iyi telenovela dalında ödül alarak uluslararası bir başarıya imza attı. Peki, gurur duyduk, tebrik ediyoruz tüm Yargı ekibini efendim. Ana haberin bu haberle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 14'te bugün haber kuşağında her zaman olduğu gibi sizleri bekliyor olacağım. Hoşça kalın, CNN Türk'ten ayrılmayın.